Merhaba arkadaşlar, Cities Skyline 2 yeni bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz daha önceki bölümlerde şehrimizi 9. seviyeye kadar getirmiştik ama 9. seviye biraz uzun sürdü. Şimdi bu seviyeye geçtikten sonra kâra geçmeye başlamıştık. Onun için bu bölümde biraz para biriktireceğiz ve 10. seviyeye geçmeye çalışacağız. Onun için bu bölüm belki öncekilere göre birazcık uzun olabilir. Çünkü bu bölümdeki amacımız artık 10. seviyeye geçip ona göre yeni yerleşim bölgeleri vesaire açmak. Çünkü biliyorsunuz biz bir liman kurmuştuk ve bu limana bağlantı yapmak için gerekli olan hattı uzatmak için şeyimiz yeterli değildi. Arsa alma gücümüz yeterli değildi. Paramız 1 milyona yakın bir şekilde devam ediyor. Şimdi bizden düşük seviye ve yüksek seviye ev kurmamız istemiş. Şimdi şu bölgeler açıkçası birazcık sanayi vesaire yapacağımız yerler. Şuradan bir arsa daha satın alarak birazcık ev bark yapabiliriz. Şöyle iki tane arsa satın alıyorum. Çünkü burası mecbur bizim ilerleyeceğimiz bölgelerden bir tanesi. Ana caddemiz burada. Ana caddeyi şöyle bir uzatalım burada. Şu seviyede zannedersem değil mi? Üçlüymüş pardon. Şu. Bu bizim ana caddemiz. Şöyle bunu götürelim. Buradan da artık ya yukarıya ya aşağıya bu yolu birazcık çevirmek gerekebilir. Şöyle 45 derece, 135 derece şöyle. Şöyle bir 135 götürelim. Sonra buradan içeriye bir giriş vermemiz gerekecek. Onu da şöyle yapalım. Hemen buradan bir giriş verelim. Şöyle. Çok güzel. Burada bir girişimiz olsun. Bu girişten de şuraya bir sokakla bu tarafa geçelim. Şuradan geçebiliriz. Şöyle geçelim 90 derece. Buradan aşağıya geçelim. Buradan böyle geçelim. Buradan buna eşlik edelim. 135 dereceden. Şöyle buradan 90 derece geçelim. Şuradan şöyle gelelim. Buradan bu tarafa gelelim. Bunu buna bağlamanın bir anlamı yok. 88, 90. Bağlantısız olsun önemli değil. Buradan böyle gelelim. Tamam, bu bölgeyi açarız imara. Şimdi bunu da şöyle uzatıp artık caddeye bağlayabiliriz. Burası hiç güzel olmadı. Şunu bir yıkalım. Neredeydi? Orta seviye yol. Bu değil şu. Böyle. Sonra bunu da 90 dereceyle buna bağlayalım. Güzel bir parsel oldu. Şimdi burayı imara açalım. Şimdi bizden bir kere küçük konvers istiyor ama şuraya bir göbek koyacaktık. Öncelikle onu bir koyalım. Şöyle göbeğimizi koyalım buraya. Şimdi konverslerimizi buraya yine yerleştirelim. Şimdi şurası çok bir prestij bölgesi bizim için. Şunlar yüksek seviye olsun. Şunlar düşük seviye olabilir. Şöyle, şöyle, şöyle. Bayağı bir açtık. Sonra bizden küçük seviye ev istiyor. Bu bölgeleri tamamen küçük seviye evlerle doldurabiliriz. Buraları da böyle doldurabiliriz. Bayağı bir yerleşim yeri açtık. Bir miktar sanayi istiyor bizden. Şurada azıcık daha para kazanalım. Buraya birazcık yatırım yapmamız gerekebilir yalnız. Hastane bu bölgede hiç yok. Mutlaka bir hastaneye ihtiyacımız var. Şu bölgeye koyarsak. Şimdi şurayı birazcık kamusal yerleşim yapabiliriz belki. Buradan kendimize bir yol açalım. Aynısından gelelim bari. Olmayacak başka türlü. Şöyle gelelim. Bu bölgeyi hastane, okul vesaireyle doldururuz. Ha, burada birbirine bağlanabilecek bir bölge var. Bunları bağlayalım. Şimdi gelelim hastanemize. Şimdi şu bölgeye bir hastane kuralım. Şöyle şu bizim hastanemiz olsun. Okulları da karşısına koyabiliriz ama okullar için şöyle bir yol açalım buraya. Küçük. Değil mi? Şöyle tam karşısından girelim. Buraya da okullarımızı kurarız. Şöyle bir ilkokul.
yolun bu tarafına. Bir tane de kolej. Kolej şöyle biraz ileriye kuralım. Belki ileride şey ihtiyacı çıkar. Genişletme, menişletme yaparız, bir şey yaparız. Şimdi imar açtığımız şu bölgeye de yine birazcık şöyle yol üstü binası koyabiliriz. Yüksek ticaret binası koyabiliriz. Böyle bu arkadaşlar takılsınlar. Evet, bayağı bir yeri imar açmış olduk. Şurası ne bölgesiymiş? Tamam, buraları işaretlemişiz. Bir sıkıntı yok. Şimdi o bayağı güzel. Ha, paramızı bitirmişiz. Pardon. Tabii yatırım yaptık. Ama kârdayız. Tam artık daha fazla para harcamıyoruz. Şimdi bu yeni yerleşim bölgemize belki bir toplu ulaşım işi yapmamız gerekebilir. Şimdi şu limandan yukarıya bir toplu ulaşım tertibatı yapacağız mecbur. Bu tarafa yapmışız. Bir tek bu bölgemizde toplu ulaşım yok. Şu hattı oradan dolandırabilir miyiz acaba? Bu mavi hattı dolandıralım. Mavi hat çok bir yere gitmiyor. Şuraya birkaç durak yapmamız lazım sadece. Bir tane bu bölgeye. Buradan tur attıracağız. Şöyle. 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 Bu bölgeye ve tekrar bunu birazcık ileriye alabiliriz. Seni taşıyabiliyor muyuz acaba? Durak. Taşıyabiliyormuşuz. Şu bölgeye alalım seni. Sonra da hattımıza gelelim. Seni şuraya. Tekrar seni şuraya. Seni buna. 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 Ve buna bağlayalım. Böylelikle de bu bölgenin işini çözmüş olduk. Bu bölgenin yakınından zaten geçiyor ama otobüsü şöyle mi dolandırsaymışız keşke. Evet, bence de öyle yapalım. Şuraya iki durak koyalım. Şöyle ve okul bölgesine şöyle koyalım. Hattı da bu durakları iptal edelim. Buradan dolandıralım. Tamam, yani hemen her bölgeyi kapsamış olsun şimdilik bu hattımızda. Şimdi birazcık paramız birikmiş. Bu bölgede park bahçemiz yok. Şu bölgeye güzel bir spor parkı kurabiliriz belki. Tenis kortu var. GYM var. State Park var. Ve basketbol var. Şu ilkokul bölgesine koyabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Bu çok küçük. Yani buradaki şey bölgesinde harcamak istemiyorum. Şuradan şöyle küçücük bir yol çıksak ne olur? Şöyle olmaz. Böyle yapsak da bu sefer burayı tıkarız. Daha büyük park yok mu ya? O zaman spor parkı yapmayız biz de. Şöyle yeşillikli bir şey şunun yanına koyabiliriz. Bu bölgeye de birazcık daha ağaç dikebiliriz. Neredesin sen? 100 metre. Tamam. Şimdi 10. seviyeye yaklaşmışız. 245 bin, 300 bin. Evet, şu an paramız yok. Para biriktirmek dışında başka pek bir seçeneğimiz yok şu an için. Bu arada cadde üstü binalarımız çok güzel şeklinde binalar kurulmuş buraya. Mesela bu ticaret şeyiymiş, plastik satıyormuş. Ya bu aslında bir karışık mix satış olması lazım. Hazır gıda satıyormuş. Bu araba satacakmış. Bu da araba satıyormuş. 4 katlı bina. Bu elektronik satıyormuş. 4 katlı bina. Güzel, yüksek seviyeli ticari işletmelerden açıkçası bayağı bir
vergi elde edecekmişiz gibi gözüküyor. Bu arada kar tekrar gelmiş. Aralık ayını bitirmeden ikinci kış sezonumuz oldu anlaşılan. Peki internet altyapımız ne alemde bu tarafta? Bu tarafa aslında şöyle bir posta kutusu bir koymak lazım. Bu bölgede hiç yok. Şu okul bölgesine bir tane koyalım. Burayı kapsasın. Bir tane de şu bölgeye koyarsak kapsamadığımız posta kutumuz kalmaz. İnternet altyapısına baktığımız zaman da şu bölgemiz internetten bir haber. Şu yayın yapıyor mu? Aslında şurada bir tane var. Senin sıkıntın ne? Yayın yapıyor ama şişmiş anladığım kadarıyla. Yani bunu da hangi bölgeye koysak ki okul bölgesi var. Yani şöyle okul bölgesine koyalım bari yapacak bir şey yok. Ne alemde peki şu an internet işi? Yani çok iyi değil. Her yeri tam olarak kapsayamıyoruz halen. Kış geldi. Paramız çok fazla yok. 10. seviyeye de yaklaştık. Açıkçası 10. seviyeye kendi haliyle geçmesini beklemek sanki daha münasip gibi gözüküyor. Şöyle oyunu bir hızlandıralım. 10. seviyeye kendisi geçsin oyun. Evet, evlerimiz pıtır 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 çoğalıyor. Bunlar bize güzel getiriler yapmasına karşın trafik olarak, trafik sorunları olarak orta vadede gelecektir. Belki 10. seviyede birazcık paramız olursa bu taraflara bir yere bir metro sistemi vesaire koyabiliriz. Son bir tane arsa alma hakkımız var. Şu welfare ofisine biz bir şey eklenti koyamıyoruz herhalde. Evet. 9. seviyedeyiz. Trafik durumlarına bir bakalım. Trafik. Evet, yeni yerleşim bölgemizde de belli başlı yerlerde trafik var. Zaten burayı biliyoruz. Burası meşhur trafik olarak. Ve bunun bir çözümü yok yani. Bu kavşak biraz tasarım hatası var bu kavşakta. Yani böyle bir şey var. Burayı alttan üstten geçmeli bir şey yapsak büyükçe bir kavşak battı çıktı daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Ben pek şey yapmadım yani. Bu sürekli tıkanıyor bu yol. En soldan en sağa, en sağdan en sola. Yani anlam veremedim. Yani Tabaş'tan ayırıp burayı bağımsız bir yol getirmek lazım. Ki benzer bir şey yaptık sanki değil mi? Burada evet çıktı da vermişiz. Yani buradan siz direkt hiç şeye girmeden, trafiğe girmeden gidin demişiz vatandaşımıza. Ama hikayesi olmamış. Şimdi diğer hizmetlerimize bakabiliriz. Turizm, parklar. Parklar durumunda yeni yerleşim bölgemiz biraz zayıf kalmış. Burası biraz zayıf kalmış. Aslında minik minik buralara park koyarak halkımızı memnun edebiliriz. Şu en küçük small parktan mesela şöyle bir tane koyduğumuz zaman insanların mutlu olma şansı var. Bu bölgeye de aynı şekilde şu şey alanlarının tam ortasına şuraya koysak her yeri kapsar mı? İki tarafı birden memnun edemiyoruz. Onun için şöyle şurayı bir memnun edelim yeter. Bir de bu burada bir bölgemiz var. Aslında burası parkların tam ortasında ama yeşil alanın. Şöyle bir tane de bu bölgeyi memnun edecek şekilde bir yatırım yaparsak çok para harcamadan işi halletmiş oluruz. Onun dışında okullarla ilgili baktığımız zaman da elementary school'da çok iyiyiz. Yüksek okulda çok iyiyiz. Kolejde çok iyiyiz. Üniversitede çok iyiyiz. Bir problem yok. Yönetim hikayesine baktığımız zamansa burada da genelde iyiyiz, good. Ne, hangi seviyedeyiz gözükmüyor. Herhalde sokak cinsinden bakmak lazım ona. Polis de çok iyi değiliz. Prizonumuz yok. Prizon açmak lazım. Disaster kontrol ile bir işimiz yok. İtfaiye işinde pek iyi değiliz. Şimdi itfaiyenin kapsayamadığı alan çok. Şimdi şurayı tekrar imar açtığımız zaman bu tarafa bir şey yaparız ama şu bölgede hammışız itfaiye konusunda.
Yine aynı şekilde burada liman tarafında itfaiye de kötüyüz. Belki şu bölgeye bir itfaiye daha kurmamız gerekebilir. Şu bölgeyi kapsayacak şeklinde bu tarafa yol yaptığımız zaman. Ama şu bölgenin itfaiyesini nereden bağlamak lazım? Yani burası çok kötü durumda itfaiye şeyinden. Küçük itfaiye 120 bin. Çok da para istemiyormuş. Yani şu caddenin üstüne bir yere itfaiye koyarsak aynen şurası çok bir iş görür gibi gözüküyor. Evet. Halk ister, başkan yapar. Geri dönüşüm çöp falan fıstık işleri açıkçası yeni yaptığımız yatırımlarla çöp işini bayağı çözdük ama belki çöp kamyonu şu sağlığa da bir son kez bakalım. Sağlığı çok mutlu edememişiz insanları. Sağlıkla ilgili çok mutlu edememişiz. Onun için şu çöple ilgili bir şeye bir daha bakmak istiyorum. Evet, çok güzel. 10. seviyeye geldik. 10. seviyeye geldik. Şurada bir çöp kamyonu sayısına bakacaktık. Neredeydi o? Şurası. 20 araçta 13 araç var. Yani şu an çok yatırım yapmamız şart değilmiş gibi gözüküyor. Şimdi 16 tane arsa alma hakkımız var. O zaman bu limanı bir kere bir faaliyete geçirecek hareketi bir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Purchase. Nereden geçiyor gemiler? Ta burada mı ya? Buradan mı geçiyor? Bir daha bakalım. Yol yap diyelim. Gemi. Şu. Seaway. O iki tane daha arsa satın alacağız ya. İki tane daha alacağız. Şuna bak, dünya kadar arsa hakkı verdi bize. Ama kesmedi. Tekrar gel. Evet, şimdi bağlayabiliriz herhalde. Şuradan bir bağlantı verelim. Şöyle dümdüz insin bu. Çift yönlü. Tamam, artık buradan gemileri kabul edebiliriz. Passenger ship rotası yapacağız. Burası durak olsun. Dış bağlantı nerede var acaba? Böyle sonsuza geldik be ha. Tamam, buraya bağla. Bunu da tekrar buna bağla. Oldu mu? Tamam, buradan bir passenger ship işi faaliyet göstersin. Onun dışında şimdi paramız var. Paramız varken bu tarafa bir toplu ulaşım işi yapabiliriz. Şurada bir otobüs şeyi işi vardı. Bus station işi. Şuraya bir bus station koyabiliriz bu bölgeye. Gelen yolcularımızı alırız. Kaç liraymış bu? 200 bin. Sıkıntı yok. Buraya da bir taksi standı koyabiliriz. Yolcuların beklemesi için şu bölgeye taksi standı koyarız. Ha. Tamam, iki tane koyalım. Parayla değil sonuçta. Şimdi bu bölge yalnız biraz abidik gubidik olmuş. Seni bir iki saniye kenara alalım. Sayın otobüs durağımız. Şöyle bir yere bir sen bir gel şimdilik. Bu bölgeyi de şöyle bir şey yapmamız lazım. Burayı eşitle. Vallahi bayağı iddialı bir şey yaptık ama kardan da belli olmuyor. İlginç bir şey yaptık buraya. Şimdi sen tekrar gel. Sayın otobüs durağı, buraya yerleş. Hiçbir faydası olmadı yaptığımız şeyin. Tabii yaptığımız şeyle gurur duyuyoruz şu an. Bunun da bir genişleme şeysi yok. Tabii ki de bedava olsun. 1 dolar. Tamam, şimdi bu otobüs hatlarından bir tanesini bu tarafa geçirmemiz lazım ki limandan gelen insanları bu tarafa alabilelim. Şimdi şurada bir tane var. Bunu dolandıracağız. Şimdi şuraya birer durak yapacağız.
Başka durak yapmaya gerek yok. Hattı gel. Burası zaten otobana çıkıyor. Onun için burayla bir işimiz yok. Sen buraya geleceksin. Sen buraya geleceksin. Sen de ilk perona gel. İlk perona gel. Evet, burası güzel oldu. Şimdi ikinci otobüs hattımızı bu tarafa dolandırabiliyor muyuz? Kampüsü. Kampüs hattını buraya dolandırmamız biraz zor. Ne tarafa gidiyordu bu hat en son? Bunu hiç bu trafik içine sokmasak biz bu hattı ya. Trafik paneli nerede? Ben sadece bu mavi hattı açık bırakayım. Diğerlerini kapatayım. Değil mi? Şu hattımız bizim. Nereden geçiyorsun sen şimdi mavi hat? Ne oldu hani? Tamam. Kapatınca hepsi mi gözüküyor? Allah cezanı vermesin senin ya. Neyse, sonra düşünürüz ne yapacağımızı. Şimdi bu üniversitede son durak yapıyordu. Bunu bir şekilde aşağıya indirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Üniversitenin içine hiç sokmasak mı acaba? Ya da soktuk şöyle dönecek. Gelecek. Bir kere şu durağı iptal edelim. Bu durağı taşıyalım şu bölgeye. Üstünde hat olduğu için taşıyamıyor mu? Şimdi taşı. Şimdi taşı. Bu bölgeye yapamıyor muyuz durak ya? Yani durağın kendinden mi kaynaklı? İlginç. O zaman sen yine bu durağı kullan. Ama şöyle dolan da gel buraya. Heh. Dolan gel. Şimdi bunu böyle gezdirebiliyorsak şayet, bunu böylece gel deyip şuradaki ikinci perona gel desek ne olur? Bir şey yaptık. Vallahi yaptık. Hiç durak murak görmeden direkt oradan oraya gidiyor şimdi. Tamam. Çok kötü değil ama biraz uzunca bir hat oldu. Bunun cezasını sonra çekeriz. Otobüs garajımıza geldiğimiz zaman 20'de 35. Buraya artık birazcık yatırım yapalım. Hazır paramız da varken. Daha çok yaparız. Şöyle bir tane daha garaj yapalım. Araç sayısı çoğalsın. Otobüslerimiz sefere başladı. Evet, Ocak ayına ve yeni yıla girmeye hazırlanıyoruz gibi gözüküyor şu an. 2024 yılı gelecek. 2024 yılında yeni yatırımlar vesaire yapacağız. Şu an geliştirme imkanları olarak ve arsa olarak imkanımız mevcut. Lakin nakit dengesinde tekrar terse dönmüş rüzgar ama çok önemli değil. 3-5 tane daha yatırım yaptığımız zaman orası dengelenir. Oo, çok güzel. İlk gemimiz limana varış yaptı kış sezonunda. Çok güzel. Çok güzel bembeyaz bir gemi. Şu an için limanımıza yaklaştı arkadaşlar. Bir gemi daha geliyor. Çok güzel haber. Çok güzel. Kış sezonu olsa da buraya güzel turistik gemimiz geldi. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 18. bölüm. Save.